Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte StudentCoin'de withdraw yani gönderim seçeneğini detaylıca ele alacağız. Bütün içeriğini, bilgilerini maddeler halinde sizlere açıklayacağım. Gönderim yapmadan önce arkadaşlar eğer stake videomuzu izlemediyseniz lütfen şunu izleyin. Ondan sonra gönderim işlemini yapın. Çünkü burada stake yaptığımızda çok güzel kazançlar elde edebileceğiz. Şurada bir iki ufak kısmını kaçırmışım. Onu da sizlere sonlara doğru açıklayacağım. Airdrop olayını vesaire zaten sizlere site üzerinden de gösterimini sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen gelin Twitter kısmını bir açalım. Buradan bilgilerini sizlere vereyim. Student kısmını açıyoruz. Burada stake'in tweet'i bulunuyor. Bildirimleri bulunuyor. Şuradan da withdraw ile ilgili seçenekleri bulunuyor. Türkiye saatiyle saat 11'de açıldı Düney. Yalnız çok yüksek fee ücretleriyle karşımıza çıktığı için pek çok kişi benimle özelden iletişime geçti. Bunun sebeplerini sizlere zaten açıklayacağım. Bunların detaylı bilgisi Telegram'da bulunuyor. Telegram'ı açıyoruz. Saat bildirimi yapılmış. Şurada maddeler var. Ethereum adresini yani ERC20 adresini kullandığınızdan emin olun demiş. Ne yazık ki sadece ERC ağı bulunuyor. Bu yüzden dolayı fee ücretleri biraz yüksek. Onun için arkadaşlar burada diyor ki student coinlerinizi güvenli bir cüzdan veyahut exchange'e gönderdiğinizden emin olun. Yani borsaya hangi borsalardan alım yapabiliriz? Değerlendirmek isteyen arkadaşlar için de ufak bir bildirimini sizlere sağlayacağım arkadaşlar. Güncel olaraktan CoinMarketCap üzerinden. Burada işte diyor ki arkadaşlar gönderim işlemi ortalama 72 saat içerisinde gerçekleşir sıraya girdikten hemen sonra. Yalnız bu maksimum süre o kadar sürmez. Hemen şuraya indiğimde ise arkadaşlar gönderim sağlarsanız stake işleminden yararlanamıyorsunuz. Ne yazık ki eğer farklı bir borsadan alıp buraya gönderim sağlayalım derseniz de şu an ne yazık ki deposit seçeneği bulunmuyor. Yani şu an farklı borsadan alıp buraya göndereyim de stake yediğim işlemini yapamıyorsunuz. Bunda bayağı soran kişi vardı. Buradan da onun bildirimini yapmış olayım. Kimlik doğrulama işlemi arkadaşlar sadece 10.000 euro ve üzeri işlemlerde gerekli oluyor. Eğer 10.000 euro ve üzerinde bir işlem hacminiz yoksa kimlik doğrulama yapmanıza gerek yok. During this month bu ay içerisinde arkadaşlar yeni bir exchange listimiz olacakmış. Yeni bir borsa haberi gelecekmiş ki umarım bu da Coinbase olur. Bu coin'le ilgili bilgi almak istiyorsanız Twitter ve Telegram gruplarından detaylıca bilgi alabilirsiniz yatırımcılardan. Ben de bayağı bilgi sahibiyim bu konuda arkadaşlar. Benim de kendimce az biraz yatırımım bulunuyor. Buradan detaylarına bakabiliyorsunuz. Bana da ulaşabilirsiniz yorumlar kısmından. Hemen gelin şuraya geri dönelim şimdi. Şu wallet kısmını açalım. Hemen gelin sizlere staking hızlı bir şekilde göstereyim. Staking story diyelim. O videomuzda ben burada bütün coinlerimi kilitledim. 90, 180 ve 30 günlük şekilde. Şurada da 2-3 günlük kazandığım student coin miktarı bulunuyor. Ve şurada airdrop seçeneği var. Airdrop nedir arkadaşlar? Şimdi bu student coin'de bildiğiniz üzere kendi tokeninizi oluşturabiliyorsunuz ve ilerleyen günlerde farklı coinler oluşturulacak bu borsanın arkadaşlar altyapısı eşliğinde. Ve bu oluşturulan coinlerden bizlere airdrop'ta ücretsiz şekilde alma hakkı verecekler. Mesela hemen gelin şuradan stake grafiğine girelim. Şuradan stake diyelim. Bakın 30 günlükte kilit yapan arkadaşlar %5'lik yıllık bir oranda kar alacaklar ve bunun üzerine 2 adet airdrop'a katılım hakkı sağlayacaklar. 180 günlükte ise %13'lük bir kar marjı alacaklar ve 12 adet airdrop'a otomatikmen katılım sağlayacaklar. 90 günlükte ise %10'luk bir kar marjı ve ek olarak da 6 adet airdrop'a otomatikmen katılım sağlayacaklar. Burada bir şey yapmanıza gerek yok. Kilitli kaldığı sürece sistem oluşan airdroplardan otomatikmen hesabınıza yansıyacaktır. Bu airdroplarla ilgili ilerleyen günlerde sizlere zaten detaylı bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Airdroplar henüz belli olmadığı için şimdilik burada bu şekilde bırakıyoruz. Hemen gelin şurayı kapatalım. Şimdi withdraw seçeneği arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Paranızı nereye göndermek istiyorsanız buradan onun seçimini yapıyorsunuz. Ethereum ağını seçiyorsunuz. Yani ERC20 ağı oluyor. Buraya da göndermek istediğiniz adresi seçiyorsunuz. Onun için de gelin CoinMarketCap'e bir geçiş yapalım. Şurada hangi marketlerde olduğunu sizlere bir gösterimini sağlayayım. Coinimiz şu an 0.033 sent şeklinde geçiyor fiyatı. Hemen gelin buradan Bitum Global, CoinTiger ve Uniswap borsalarından alım işlemi yapabiliyorsunuz. Bunlar arasından benim sizlere önerebileceğim Bitum Global borsası arkadaşlar. İşlerinden en iyisi o, en güvenilir o. Uniswap'ta ise zaten Ethereum ağı olduğu için ücretleri yüksek. Hiç oraya bulaşmayın bile. Alım yapacaksanız Bitum'un Global borsası şu an en ideali oluyor. Detaylı analiz videosunda arkadaşlar bakın şurada ben zaten detaylı bir şekilde sizlere nasıl alınır? Ardından şurada analiz işleminde borsalar ve diğer pek çok konu hakkında zaten bilgilendirmesini yaptım. Şuradan web sayfalarını geri açalım. Gönderim yapacağız. Bize bir ERC20 adresi lazım. Bitum Global borsasını açıyorum. Ben buraya gönderim sağlayacağım.
Önceki bu coin'de 10.000 adet çekilişimizi kazanan arkadaşlarımıza da buradan gönderim sağlayacağım. O yüzden o kişilerle zaten iletişime geçtim. Siz Bitampan Global Borsası'ndan hesap açmanız lazım. Ben aşağıya referans linki bırakacağım. İndirimli bir şekilde arkadaşlar bu borsaya üye olabilirsiniz. Hemen gelin şimdi gönderim seçenekleri nasıl yapabiliriz onu sizlere göstereyim. Şimdi şurada profilinize geliyorsunuz. Buradan deposit ve withdraw var. Depoziti seçiyorsunuz arkadaşlar. Türkçe seçeneği yok bu arada bu borsada. O yüzden İngilizce üzerinden gösterimini sağlayacağım. O yüzden lütfen atlamadan izleyin. Şura Select Coin diyorum. Hemen ardından şuraya STC yazıyorum. Student Coin'i seçtim. Şimdi burada benim karşıma çıkan adres benim ERC20 ağım oluyor. Şunu kopyalıyorum. Student Coin borsasına geri geliyorum. Adrese yapıştırıyorum burada amount. Yani ne kadar gönderecekseniz o bakiyeyi seçiyorsunuz buradan. Elinizdeki bakiye kadar buradan seçim işlemini yapabilirsiniz. Bende düşük miktarda STC olduğu için ne yazık ki bana izin vermeyecek. Çünkü fee ücreti çok yüksek oluyor. Sebebini de ben sizlere göstermeyi sağlayacağım. Bende hepsi stake'te olduğu için arkadaşlar. Buradan göndereceğiniz bakiye yazıyorsunuz. Ardından next diyorsunuz. Buradan sizi bir sonraki aşamaya atacak. Bende dediğim gibi yeterli miktarda bakiye olmadığı için izin vermedi. Fee ücreti normal bakiyemden daha yüksek. Ancak gelin onun gösterimini ben sizlere şuradan sağlayayım. Bakın bu arkadaşımız 1000 adet Tutulun coin göndermek istemiş ve Ethereum ailen. Burada tahmini ücreti ise 900 Tutulun olduğunu bizlere gösteriyor. Yalnız bu şöyle değil. Siz 100.000 adet gönderim yapsanız bile 900 adet kesilecektir. Şimdi ERC ağında şöyle bir şey var. ERC ağında fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Sebebi ise bu ağda yoğunluk azaldıkça fi ücretleri düşüyor ve gönderim süresi de kısalıyor tabi. Yalnız ağda yoğunluk oldukça da arkadaşlar fi ücretleri artıp gönderim süreleri artabiliyor ERC20 ağında. Burada bir sonraki videomuza geçtiğimde ise burada diyor ki işte 1000 adet Student Coin gönderiyorsunuz. Şu adrese gönderiyorsunuz. Student Coin ile ödeme yapıyorsunuz. Yani fee ücretini. Burada sadece ERC20 ağına göndermeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde coinleriniz kaybolur. Burada 27 dolarlık bir fee ücreti kesiliyormuş. 1000 adet coin'den. Ve sadece 100 adedi bizim göndereceğimiz hesabımıza geçecek. Bu şekilde gönderim işlemini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradan geliyorsunuz şuraya. Ethereum ağınızı yapıştırıyorsunuz. Hangi borsaya gönderecekseniz. Hemen aşağıya indiğinizde işte şurada toplam tutarınızı ne kadar gönderecekseniz yazıyorsunuz. Fee ücretine dikkat ediyorsunuz. Bir sonrakine geldiğinde zaten buradan detayları sizlere verecektir. Satmak istiyorsanız biraz bekleyin. Ağın daha az yoğun olduğu bir zamanı yakalamaya çalışın. Onun dışında zaten biz uzun vadeli tuttuğumuz için biz açıkçası satmayacağız. Ben zaten hepsini stake ettim. Şuradan da görebiliyorsunuz detaylarını. Hemen gelin bir Bitampan Global borsasına geçelim. Şimdi bu ağ gönderimini sağladık. Paramız buraya geçti. Nasıl satım yapabiliriz? Hemen gelin ondan göstermeyi sizlere sağlayayım. Şuradan spot kısmı var. Şuradan standartı seçiyorsunuz. Spot standart dedim. Şu an tablomuz açıldı. Buradan hangi coin'den alım satım yapmak istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Arama kısmına STC yazıyorsunuz buradan. Şuranın fiyat olduğundan emin oluyorsunuz. Ardından Student Coin'i seçiyorsunuz. Buradan zaten tahtası direkt karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle aşağıya inelim. Alım satım işlemi oluyor. Bakın şurada buy seçili limit işlemi olduğundan emin olun. Marketten de alım satım yapabilirsiniz. Ancak markette fazla fee ücreti kesiyor. O yüzden limit her zaman daha iyidir. Kendiniz seçin. Şu an buy seçeneğinde yani alım seçeneğinde şuradan sell derseniz yani sat derseniz buradan seçtiğiniz bir fiyattan bakın şurada fiyatlar değişiyor. Otomatikman buradan yüzdeliğini ayarlıyorsunuz ve coin'inizi buradan bu şekilde satabilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlarımız da yine buradan buy seçeneğini seçerekten gönderecekleri miktar kadardan bir alım işlemi yapabilirler. Şimdi ben gönderim sağlayamıyorum Stun coin'lerimi. O yüzden dolayı çekilişi kazanan arkadaşlarımız için buradan Stun coin'i alıp kendi hesaplarına gönderimini sağlayacak. Alacak olan arkadaşlardan da buradan alım yapıp değerlendirme yapabilirler. Bu kısımdan şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Buradan kimlik doğrulamaya dikkat ediyorsunuz bu arada. Hatta gelin profilimi açayım. Bakın şuradan kimliğinizi doğrulamanıza gerek yok. Eğer kimliğinizi doğrularsanız 100 BTC'ye kadar işlem hacminiz oluyor 24 saatlikte. Ki bu aşırı gereksiz. 600 bin dolar civarında bir şey yapıyor. 24 saatlikte 5 BTC bize yetiyor ve artıyor da. Yani kimliğinizi doğrulamanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece telefonunuzu veya Auto Authenticator uygulamasını doğrulamanız yeterli olacaktır. Kanalımda Auto Authenticator ile ilgili çok önemli bir video var. Lütfen onu izleyin. 2 dakikalık. Hemen şurada bakın arkadaşlar. Google Auto Authenticator uygulaması. Burada kaybettiğiniz bütün hesaplarınızı birkaç tuş ile geri kurtarabiliyorsunuz. O yüzden sizden ricam lütfen şu videoyu izleyin. Eğer bu uygulama giderse sizin
Hesaplarınızı geri almanız çok zorlu ve yoğun bir süreçten geçiyor. Şu 2 dakikalık 1-2 tuşluk işlemi yaptığınızda bütün hesaplarınızı kurtarabiliyorsunuz. Bunu izlemenizi sizlerin iyiliği için tavsiye ediyorum. Hemen gelin buradan tekrar Huobi Global'a geri dönelim. Peki bunun daha ucuz bir şekilde, yani daha uygun fiyatlı bir şekilde gönderimi yok mudur diye soracak olursanız, şimdilik ne yazık ki yok. Sadece ERC20 ağı olduğu için Studentcoin'e gelin. Bakın withdraw seçeneğinde sadece şu an Ethereum ağı var. Yani ERC20. Eğer buraya ilerleyen günlerde farklı ağlar eklenirse o şekilde biz gönderimini sağlayabiliriz. Ancak şu an herhangi bir ekstra seçeneğimiz olmadığı için bu şekilde gönderim sağlayacağız. Yüklü miktarda bakiyesi olanlar için çok fazla önemli değil. Ancak 100-200 dolarlık alan arkadaşlarımız için %20'lik komisyon oranları çok yüksek. O yüzden şimdilik beklemeye devam edin. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer acil nakite ihtiyacınız varsa Ethereum ağının yoğun olmadığı bir ağını kollayın. O sırada fee ücreti ne kadar düşükse ona göre ayarlarsınız. Bunun rakamını vermem gerekirse ortalama bir 5-10 dolar civarı yeterli olacaktır. Fee ücretinin en düşük olduğu kısım diye sizlere belirteyim. Oradan kendi ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdilik bu withdraw ile ilgili tüm aktaracaklarım bu kadar. Umarım her detayı açıklayabilmişimdir. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olup zil tuşunu aktif hale getirip yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Onun dışında ekstrem bir sorunuz olursa tabii yine bana Twitter ve Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.